Yatıyordum. Böyle. Böyle yatınca da ayak parmağı. Değişim bir şey yok. Bura aynen böyleydi. Boyanmamış bile. Boyanmaz. Boyanmaz. Özel bir şey. Evet, boyanmaz. Pencereyi de yapıştırmışlar. Yapıştırmışlar. Hemen eski binaların bütün pencereleri bu kadar var yani. Her pencerenin içi aynendir zannediyorum veya bu sıradır onlar. Sene olarak kesin hocam hangi şey? 59'un başından başladım. Kaç? 63 sene kaldım. Burada, 3 sene yakın bu pencerenin içinde. Askerlik. 2,5 seneyi aştı yani. İşte ondan sonra buradan askere gittim ben. Giderken de birkaç kitabım vardı. Küçük bir kütüphanem. Oradaki başka bir pencereye koydum. Askerlik dönüşü tuttuğum yere taşıdım. Sizinle birlikte başka kalan var mıydı hocam orada? Hayır yok, tek başıma kalıyordum. Yani bu pencerelerde başka bir kullanılan diğer pencereler falan kullanılıyor. Hayır yok. Sadece ben kalıyordum, tek başımaydım. Burayı niye seçmiştik? Burası biraz daha zannediyorum açık böyle dışarıya. Ondan dolayı. Buranın müştemilatı olmadığından mı yoktu hocam siz kendiniz? Yoktu, medrese falan yoktu buralar. Yok mu? Hayır yoktu. Harabeydi medreseler. Kalınabilecek gibi bir yer vardı, o da burasıydı. Zannediyorum yani cami mevzuatı açısından kalmaya müsaade etmezlerdi o gün de. İşte kullanılmıyordu mevzuat herhalde, tam uygulanmıyordu. Ben de kalabildim. Benim için veçi rahmet oldu. Bundan önce biz çektiğimizde ben şeyime giden oydu hocam yani müştemilatı olmadığından yoksa diğer şeyimdi. O şey... Emin bir yerdi de yani caminin içi her zaman. İtikafa niyet edince içinde durduğunuz sürece ibadet olur hep. O riyazat da burada mı yapmıştınız hocam? Riyazatı ne işte? Riyazat, yoksulluk bizi riyazata itmişti. Günde bir defa ot yiyebilecek imkan buluyordunuz. Onun dışında burada oturup, o zaman çok teyp, band filan da yoktu daha. Teypler daha sonraki yıllarda çıktı zannediyorum, 60'a doğru çıktı. Kitap okuma imkanı oluyordu. Yani sağa sola dağıtacağım, vereceğim o kitapları da o odada bir köşeye, pencerenin içinde bir köşeye koyuyordum, dağıtıyordum. Kapının açılışında asfaltlık vardı. Değiştirmişler zaten bunu. Evet, kapı böyle açılıyordu, evet. Bunu değiştirmişler öyle. Kışın da burada. Kışın da burada kalıyor. Evet. İkinci Murad'ın sabah namazına bir kaldırması olmuş. Evet. Arkadaşlar soruyorlar hocam, bir de aydınlatmayı nasıl yapıyordunuz diyorlar hocam. Burada geceleri evet. Ve diğer şeyi. Burada zannediyorum bir elektrik şeyi alınmıştı içeriye yani bir lamba gibi bir şey alınmıştı. Böyle bir mum burada. Falan var mıydı hocam? Gaz lambası, daha çok gaz lambası. Bilmiyorum içinde 2,5 Her tarafı hatıralıdır da hocam. Şey bakayım. 3 seneye yakın bir zaman kaldım yani. 3 sene içinde. Dünya kadar şeyler oldu. Murat uyardı namaza diye. Belki olmuştur başka zaman da böyle. Bir de hocam arkadaşlar merak ettiği şey yemek işini diyor hocam nasıl yapıyordu acaba diyorlar. Yemek yemiyordum çok yani sabahları bir poğaça yiyordum, çay içiyordum. Tek öğlenleri bir aşçı Mümin Efendi vardı oraya gidiyor. Nebati şeylerden bir şey yiyordum. Şöyle ilerden alsın odayı şöyle. İleriden şöyle gel ben. Mikro değişik görüntüler. Şöyle takız. Hastalandığımı hatırlamıyorum. Banyo yapacak yeri var mı? Hayır. Temkinli yatacaksın. Orada öbür pencerede küpler falan vardı. İçmek için su oluyordu onlarda. Yer yer. Caminin bu kadar üç daha var yani ötede. Evet. Uzun dikdörtgendir bu ortası cami. Daha büyük. 9 tane kubbesi var malum. 2 tane direk.
bayramı, namazını, iki rekatını sembolize ediyormuş. Tezat sanatının olduğunu sanatkarlar söylüyorlar. O Ayasofya'nın minarelerinin kaidelerini yapan Mimar Hayreddin mimarı. Selimiye'den evvel değil mi? Çok evvel. İkinci Murat. Selimiye Kanuni'nin oğlu. İlk defa buradan başlamanıza bir... Evet. Ehlullah'tan bir insan sayılıyor. Yani Ehlullah yani çok bariz görünmese bile ikinci Bayezid gibi. Fakat Akşemseddin'in Hacı Bayram'la münasebetleri açısından, o dönemde onun gelip burada kalmaları açısından çok önemli. İmam Bey. Evet. Onun geleceğin şeyleri yorumlarlar. Ben diyeceğim bir şey yok. Şimdi bunu açın şöyle. Şöyle bakalım.